Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki dersimizde beyan etmiş olduğumuz Darun Nedve'den daha detaylıca ifadelerimiz olacak elbette. Daha detaylı anlatacağız. Ama oraya geçmeden evvel tam da edebiyatın en önemli isimlerinden biri olan Hazreti Galip Efendimiz'den bahsederken Kureyş kabilesinin ismine vesile olan, sonradan da Darun Nedve'nin kapısına yazılacak olan Kureyş kelimesinin çıkış noktasını öğrenme vakti. Bugünkü tarihi kayıtlarda toplanmak, bir araya gelmek, ticaret yapmak anlamındaki tekarruş kökünden geldiği ifade edilir Kureyş kelimesi için. Ardından tekriş ifadesine dönüştüğünü, araştırmak ve teftiş etmek anlamında kullanıldığını, ardından da hırş, köpek balığı olduğu söylenir ve bu dönüşümünde Kureyş ifadesinin kökenleri olduğu izah edilir. Efendim hakikat ticaret konusunda oldukça başarılı bir kavim oluşları sadece Kureyş kabilesi için değil, bölgedeki Arap tacirlerin neredeyse tamamı için söylenebiliyorsa evvelen bizzat, o zaman Kureyş kelimesinin kökenin ticaretle ilişkilendirilmesi sadece yeterli olmaz. Zira Kureyş kabilesini diğer kabilelerden ayıran başka özellikler var ki onun için Kureyş kelimesinin morfolojik parçalanmasının etrafını çoğulculuktan çok tekilciliğe bakarak tekrardan anlayabiliriz. Zira tekarruştan dönüşerek buraya geldi demek çoğulculuktan tekliğe geldiğine dair bir izahattır. Halbuki Arabi lügat ve pek çok lügatta tekillik yani kök kelimeden türetim söz konusudur. Kaldı ki kökten hareket ediyorsak bunun da kırş olarak ifade edilmesi Arapçanın okunuş biçiminde esre esreden üstün üstüne geçişin hele ki bu dönem için söylemek gerekirse çok da mümkün olmadığını söylememiz gerekiyor. Bir diğer taraftan bunun köpek balığıyla ilişkilendiriyor olması yine Sami dillerinin sözlüklerini yazan İsrailoğulları için ayrıca detaylı olarak ifade ettiğimiz beyanname içinde ele alınmalı. Gelin biz kelimenin köküne bakmaya çalışalım ki Kureyş kelimesinin kökünde Gareya kelimesi var. Gareya kelimesi aslında Araplar arasında konuğunu ağırlayan anlamına gelen bir deyimdir. Kısa sözlerden biridir. Ağam, dayım derken nasıl ki mecazi bir deyim gibi kullanıyoruz ya bunu bugünkü tarihte de aynı şekilde ele almak mümkündür. Gareya kelimesi aynı zamanda araştıran ve bir araya toplayan anlamına geliyor. Yani Kureyş kabilesinin aslında burada en temel özelliklerinden karşılaşıyoruz. Çünkü Kureyş kabilesi tarih boyunca hacca gelen bölgede ticaret yapan insanları sürekli olarak ağırlamışlar. Bu noktada oldukça mahir bir topluluk, oldukça da cömert bir topluluk. Bununla tanınıyorlar ve zaten Mekke'nin idaresi her seferinde dönüp Kureyş kabilesinin eline kalıyor olmasının sebeplerinden biri de bu. Çünkü o bölgeye gelen herkese hem sahip çıkabilir olmak hem de sahip çıktıklarınızla aynı sofrada onlara yer veriyor olmak biraz daha geniş yürekli ve cesur olmanızı gerektiriyor. Aynı zamanda araştıran ve bilgi toplayan, bilgileri bir araya getiren anlamı da Hazreti Galip Efendimizin dönemiyle de izah edilebilecek bir üstünlüktür. Zira bölgeyi hem sosyolojik anlamda toplayabilen bir isim olmaları, Roma'nın bu toplayıcılık karşısında bir atraksiyon gösterememesi, bir başarı kendi anlamında gösterememesi ayrıca ele alınmalıdır. Aynı zamanda da araştıran bir topluluk olması, zira Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönemine geldiğimizde de aynı şeylerle karşılaşacağız. Çünkü Hazreti Hamza Efendimizin, Hazreti Ali Efendimizin, Kureyş kabilesinin mensuplarının ülkenin, bölgenin dışına çıkarak farklı bilgilerden kendini besleme çabası da var elbette. Efendim hakikat şimdi bu Gareya kelimesinde, Gareya kelimesi kökeninden yürüyorsak eğer bir harfi şın ile karşılaşacağız. Harfi şın Arabi lügatta bir konuda pek çok mahareti bir arada toplamak üzere kabile topluluk hakkında şiir yazanlardan bir kısmının eklentisiyle oluşmuştur. Yani Kureyş kabilesine harfi şının eklentisi
onlar adına yazılmış olan naatın söyleyenler tarafından bir eklentidir. Bu eklentiyle beraber onların bu konuda daha da maharetli, bir elinde 10 marifet var, 10 parmağında 10 marifet var söylemiyle beraber ele alınabilecek şekle getirmek için kullanılan bir harftir harfi şın. Efendim, bu hakikat bizlere anlatıyor ki Kureş kabilesi hem toplayan hem bir araya getiren hem de işte bir sonraki dersimizde daha detaylı olarak ele alacağımız Darun Nedve süreciyle karşılaşacağız. Darun Nedve Hazreti Galip Efendimiz tarafından kurulduktan sonra burada sürekli olarak yemek yeniyordu haftanın en az bir akşamı. Hem bir toplantı mahiyetine gelen bu görüşme yemeği aynı zamanda Mekke-i Mükerreme'nin yönetimi için önemliydi ve aynı zamanda yönetimde henüz kurallar döneminin de başladığının işaretini taşıyordu ki bu kurallardan bir sonraki dersimizde yer veriyor olacağız. Hazreti Galip yine günlerden bir gün Darun Nedve'yi açtıktan kısa bir süre sonra bu toplantının öncesinde düzenlenen yemeğe gencecik bir adam geliverdi. Bu gencecik Yağız uzun boylu olan delikanlı bölge isimlerinden değil belliydi. Ticaret için bölgeye gelmiş olabilirdi ama yemeğe gelen herkese Kureş kabilesinin ana özelliğidir. Yemeğe oturduğunuzda kimsiniz, kimlerdensiniz gibi sualler edilmez. Yemek bitmek üzereyken insanlara hoş geldiniz, nasılsınız denir. Çünkü asıl olan yemeğe oturanın önce yemeğini yemesidir, karnını doyurmasıdır. Bu yüzden Kureş kabilesinde bugün dahi bir yere misafir olsanız ki Ramazan ayında Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de hala evlerinin kapıları açıktır. Pek çok insan evinde sofra açmaktadır. Dışarıda açılan sofralar zaten hepinizce malumdur. Kim olduğunuz sorulmaz. Yemek bitmek üzere ve sohbet muhabbet etmek istiyorsa gelen kişi konuşmaya başlar. Efendim, yemek bitince Naat-ı Şerife başlayan bu genç ise hızlı bir şekilde tek tek gelecek hakkında bilgi vermeye başlar. Yaklaşık 35-36 beyit okur. Her bir beyitte Hazreti Galip Efendimiz'den sonra yaşanacak süreci anlatır. Hazreti Galip Efendimiz'in bir edebiyatçı olması hasebiyle kendisini pür dikkat dinleyen Hazreti Galip bu ismin gelişini çocukluğunda duymuş olduğu, görmüş olduğu o açık rüyayla özdeşleştirmiştir. Birbirine benzer bir sesin tınısıyla kalbinde yeni bir işaret hasıl olmuştur. Bu işaret hasıla Hazreti Galip'in çevresinde Darun Nedve'nin öneminin de altını çizmiş, tabiri caizse Darun Nedve'nin ileride yapılacak büyük işlerinin ilk adımı olduğunu göstermiştir. Topluluk bu andan itibaren hem Kabe-i Muazzama'nın mukavemetini, gücünü bir kez daha anladığı gibi hem de kurulmuş Darun Nedve'nin önemini anlamıştır. Zira Hazreti Galip Efendimizin kurmuş olduğu Darun Nedve pek çokları tarafından onun yönetimde kendine bir paye elde etme çabası gibi görülmektedir. Hakikat Hazreti Galip zaten topluluğun lideridir. Tabiri caizse devletin de başkanıdır. Ama Araplar arasında var olacak çekişmenin de oluşması adına Darun Nedve'nin oluşması önemli bir düğümdür, önemli bir çözümdür aynı zamanda. Arap dünyasında bir şeyi çözerken bir başka şeye de düğüm atıldığı unutulmamalıdır. Hakikat, Hazreti Galip Efendimizin meclisinde böyle bir genç adamın gelecek hakkında bilgiler verilmesi ve son satırlarına geldiğinde elbet parlayacaktır Kabe'nin üzerinde Ahmet'in yıldızı ifadesi Hazreti Galip'in dikkatini çekmiştir. Zira her birisi zaman zaman rüyalarında ve hissiyatında kendi neslinden, ceddinden gelen o soyu tamamlayacak olan önemli bir ismin varidatına dair kuşkusuz, şüphesiz beklenti içindedirler. Efendim, hakikat zaman zaman tarihsel süreç içerisinde yaşanan bu gerçekler, Kabe-i Muazzama'nın etrafında var olan Arap dünyasının şimdi yönetimsel olarak da bir şekil şemale gelme sürecini içermektedir ki inşallah bir sonraki dersimizde bunu inceliyor olacağız. Tekrardan görüşmek niyetiyle diyelim. Kalın sağlıcakla.